Eğitim Ocağı'ndan herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Arkadaşlar bugün size birlikte BlueStacks'ta kazma sorununun çözümünü anlatacağım. Video geçmeden önce arkadaşlar kanala abone olup videoya like atmayı unutmayınız. Arkadaşlar sizler için düzenli olarak video çekmeye başladım. Bu süreçte beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle birinci adımda arkadaşlar kalıntı dosyaları nasıl temizleriz onu göstereceğim. Bu imleç işaretini bulacağız. Buraya arkadaşlar çalıştır yazacağız. Çalıştır. Çalıştır yazdıktan sonra böyle bir ekran gelecek karşımıza. Buraya arkadaşlar ilk önce temp yazıyoruz. Arkadaşlar bu sildiğimiz dosyalar ne onu anlatayım. Arkadaşlar bu sildiğimiz dosyalar bilgisayarımızın arka planda çalışan ve gereksiz yere kaydedilen geçmiş kalıntıları söyleyeyim arkadaşlar. Bu tarz dosyalar, bunları sildiğin zaman bilgisayarınız herhangi bir şekilde bozulma falan olmayacak. Bunlar normal şeyler arkadaşlar. Ben her gün siliyorum. Videodan önce bugün silmedim. Sizlere göstermek adına gördüğünüz gibi arkadaşlar kaç tane dosya var. Silinmesini bekliyorum. Bunları silerek arkadaşlar kalıntı dosyalarını temizleyeceğiz. Temizledikten sonra bilgisayarımız daha performanslı bir şekilde çalışacak. Yeniden çalıştır yazıyorum. İkinci adımda arkadaşlar yüzde işareti içinde temp yazıyoruz. Yazdıktan sonra gene karşımıza bir sürü kalıntı dosyalar gelecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kullandığınız birçok uygulamanın kalıntıları burada. Toplamda gördüğünüz gibi arkadaşlar 210 tane öğe var ve klasörler de var. Klasörün içinde de var arkadaşlar. Hepsini siliyoruz. Arkadaşlar bazı dosyalar silmeyebilir. Arkadaşlar silmeyen dosyalar bu şekilde karşınıza gelecek. Bunları atlaya basın arkadaşlar. Silmeyen dosyalarda herhangi bir şekilde sıkıntı olmayacak. Devama bastım arkadaşlar. Ve arkadaşlar yeniden çalıştır yazıyoruz. Bu sefer ise arkadaşlar sizlere de göstereceğim. Ekranda şu an gördüğünüz gibi prefetch sizlere yakın bir şekilde de gösterdim arkadaşlar. Yazıyoruz. Uyarı gelecek böyle yönetici izni. Devama basıyorum. Ve arkadaşlar hepsini seçiyorum ve siliyorum arkadaşlar. Silmeye dosyalar olabilir arkadaşlar. Sıkıntı değil. Gördüğünüz gibi bunu atlaya bastım. Arkadaşlar geri dönüşüme gelecek. Geri dönüşümde de bunların hepsini silin. Geri dönüşümü de temizliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1 GB'lık dosya var. Devama basıyorum. Arkadaşlar ikinci adımımız bu bilgisayara tıklayın. Ardından diskinize sağ tıklayın. Özellikler. Buradan araçlara gelin arkadaşlar. Buradan en iyi duruma getir var. Hard diskinizi en iyi duruma getireceğiz. SSD olabilir sizde. En iyi duruma getir bastım arkadaşlar. Ve şu an arkadaşlar kendiliğinden en iyi duruma getiriyor. Daha performanslı bir şekilde çalışması için. Arka planda açık dursun. Hatta sıkıntı yok. Öbür üçüncü ayarımız ise arkadaşlar BlueStacks'ın içerisinde BlueStacks'ı açıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar size sürümü düşük ise BlueStacks 3 ise ya da 4 ise bunun en güncel versiyonu indirin arkadaşlar. En güncel versiyonu indirdiğiniz zaman sizlere daha az donma ve kasmayla bir şekilde oynayabilirsiniz. Şu an açılmasını bekliyorum emülatörün. Hatta arkadaşlar açılmasına bile gerek yok. Sizlere öbür ayarları göstereyim. Burada arkadaşlar ayarlar butonu var. Ona tıklıyoruz. Buradan karşınıza böyle bir ekran gelecek. Buradan performansa tıklıyoruz. Ardından GPU tahsisi var. Buradan arkadaşlar mesela sadece oyun oynayacaksanız bunu yükseğe alın. Ya da BlueStacks açık ve arka planda Chrome'a falan girecekseniz ortaya alın. Sizlere tavsiyem ortaya alın. Bellek miktarı arkadaşlar bilgisayarınızda kaç GB RAM var? İlk önce bunu öğrenin arkadaşlar. Bilgisayarınızda 4 GB RAM varsa 2 GB'a tıklayın. 8 GB ya da daha yüksek GB RAM varsa 4'e alın. Bilgisayarınızda 2 GB RAM varsa da düşüğü alın. Benim bilgisayarımda 8 GB RAM var. Yüksek 4'ü seçtim. Saniyelik görüntü bizler için önemli değil. FPS açısından gördüğünüz gibi aşağısında da yazıyor. Göstere geliyoruz. Buradan arkadaşlar değişiklikleri kaydete basıyorum.
Büyük ihtimalle emülatör yeniden başlatacağım. Yeniden başlatsın. Arkadaşlar emülatörü yeniden başlattım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu arka planda çalışıyor. Bunu kapatabiliriz. Herhangi bir sıkıntı yok. Kapattım. Ayarlara yeniden tıklıyoruz. Buradan göstere geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada ekran çözünürlüğü yazıyor. Sizlere tavsiyem arkadaşlar ekran çözünürlüğünü ne kadar düşürseniz o kadar performans alırsınız. Ekran çözünürlüğünü düşürdüğünüz zaman daha performanslı alacaksınız. Bazı arkadaşlar diyecek ekran çözünürlüğünü düşürüyoruz ama monitörüm 1920'ye 1080p. O nasıl olacak? Zaten arkadaşlar F11'e bastığınız zaman tam ekran oluyor. Buradan 960'a 540'ı seçin. Buradan piksel yoğunluğu var. Bunu sizin tercihinize kalmış bir şey arkadaşlar. Grafiklere geliyorum. Gördüğünüz gibi yeniden kaydet diyecek. Videoda olduğum için kaydetmeyeceğim arkadaşlar. Bunları kaydedip yeniden girin. Grafiklere geliyorum. Grafiklere geldik arkadaşlar. Grafik motoru arkadaşlar performansta kalsın. Grafik oluşturucu OpenGL'de olsun. Arayüz oluşturucusu Auto'da kalsın. Ve bu ayarlarda mesela kullanılan GPU yazıyor. Mesela dahili ekran kartınızı seçiyor. İsterseniz bunu tıklayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Nvidia ekran kartınız varsa bu özelliği aktifleştirin. Benimki Intel olduğu için aktifleştirmeyeceğim. Buradan seçtikten sonra kaydedin. Kaydettikten sonra arkadaşlar cihaz ayarına geliyoruz. Arkadaşlar bilgisayarınız iyiyse mesela bende SX Plus seçmiş. Mesela arkadaşlar sizin bilgisayarınız iyiyse bu modeli yükseltebilirsiniz. Ama benim gibi orta veya düşük bilgisayarınız varsa SX Plus'ı seçin. Şebeke sağlayıcısı fark etmiyor arkadaşlar. Zaten Wi-Fi'den bağlandığı için. Hakkında gelen arkadaşlar. Hakkında geldikten sonra arkadaşlar güncellemeleri kontrol eden basın. Güncellemeleri almadıysanız arkadaşlar mutlaka güncelleyin. Güncellediğiniz zaman programı arayüzü daha bir güncel şekilde kullandığınız için daha performanslı bir şekilde çalışacak arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Gördüğünüz gibi emülatörünüz daha hızlı bir şekilde çalışacaktır. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar videoya like atmayı unutmayınız. Kanala abone olup yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.